Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Ramazan ayının sıcak ve uzun günlere rastlaması nedeniyle oruç tutanların yeterli ve dengeli beslenmeyi de özen göstermesi gerekiyor. Her dönem geleneksel lezzetler, sağlıklı nesiller sloganıyla obeziteye karşı savaş açan, dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat çeken Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ile gerçekleştirdiğimiz çok özel söyleşi var sırada. Bu haftaki program konuğumuz Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reis. Kendisiyle özellikle Ramazan ayında yeme, içme, sağlıklı beslenme ve gıda alışverişi konusunda dikkat edilmesi gereken hususları cevaplandırmaya çalışacağız. Mehmet Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz hoş diyorum. Ve mübarek Ramazan ayınızı kutluyorum. Ben de tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Siz öncelikle Türkiye'de obeziteye karşı savaş açarak tüketici sağlıklı beslenmeye yönelik bir takım açılımlar yaptınız. Hatta geleneksel lezzetler, sağlıklı nesiller sloganıyla yola çıktınız ve bu anlayışı Reis Gıda'nın bir felsefesi haline getirdiniz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu Ramazan ayında oruç tutanlara sağlıklı beslenme konusunda ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Tabii ki sağlıklı beslenme tüm insan vücudunun vazgeçilmez bir yaşam biçimi. Özellikle Ramazan ayıyla da ilgili sağlıklı beslenme konusunda özellikle ailelerin yaz ayına denk geldiği için özellikle beslenme konusunda da hassasiyet göstermesi gerekiyor. Çünkü çok su tüketmesi gerekiyor. Özellikle sağlıklı beslenme konusunda ailelerin öğünleri, çünkü iki öğün var, onu ona göre ayarlaması gerekiyor. Peki Mehmet Bey, siz yıllardır Anadolu'nun geleneksel lezzetlerini o verimli topraklardan alarak sofralarımıza taşıyorsunuz. Ama bir yandan baktığımız zaman özellikle bu bakliyat tarzı ürünlerin Ramazan ayında daha çok rağbet gördüğünü görüyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında her dönem bu geleneksel lezzetlerin yaşatılması gerekiyor. Tabii, ama özellikle Ramazan ayının sofraların vazgeçilmez bir mercimek çorbası var. İşte bir bulgur pilavı, pirinç pilavı var. Özellikle nohut, yeşil mercimek, fasulye vazgeçilmez yemekler. Bunların en azından haftada 2-3 kez zaten normal zamanda tüketiliyor. Ama Ramazan sofralarında da kullanılıyor. Tabii burada önemli olan demin de ifade ettiğiniz gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi bu bereketli sofralara gelebilmesi için o bereketli topraklardan bu ürünlerin en iyi şekilde alınıp getirilmesi lazım. Bakliyatta en önemli şey, en önemli konunun başında yöresel farklılıklardır. Onun için her bölgeden farklı ürünler soframıza geliyor. Biz sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da şu ana kadar 18 tane ülkeye reis ürünleri, Türkiye'de yetişen, toprağımızda yetişen fasulye, nohut, mercimeği gönderiyoruz. Peki Reis Gıda'nın ürünlerini biraz daha detaylandırırsak eğer, kaç çeşit ürünü mevcut bugün? Şu an bizim Reis ve Verim olarak iki çeşit markamız var. Verim daha ekonomik. Bir de Taşköprü'de kurmuş olduğumuz sarımsak fabrikamızdan Taşköprü sarımsağı Sarmoni olarak ve Taşköprü dışından aldığımız sarımsakları da Sarlife olarak paketliyoruz. Ürün gamımızın içerisinde 42 çeşit ürünümüz var. Ancak son yıllarda özellikle kara buğday, gluten hastalığı ile ilgili bir de kara pirincimizi ürün portföyümüze ilave ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde insan sağlığını yakından ilgilendiren ürünleri araştırıyoruz. Hem kuru gıdada hem de sarımsakta. Bunları önümüzdeki günler içerisinde en iyi şekilde değerlendireceğiz. Özellikle bulgur çeşitleri üzerine çok duruyoruz. Firik, dövme yarma buğday, seferkitel gibi Anadolu'da tüketilen ancak İstanbul'a geldiği zaman aradığında bulunamayan ürünleri biz toplayıp en iyi yörelerinden en iyi şekilde toparlayıp işleyip ürün paketleri içerisinde bunları satıyoruz. Alican 12 yaşında. Maalesef 70 kilo.
Şimdiki konuğumuz ise Reis Gıda Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda başarılı bir iş kadını Işılay Reis Yorgun'la birlikteyiz. Işılay Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle Reis Gıda olarak 2009 yılında başlatmış olduğunuz obeziteye karşı verdiğiniz bir mücadele var. Öncelikle bu kampanyanın detaylarını bahsedelim. Tüketiciye ne gibi mesajlarla ulaştı bu kampanya? Kampanyamızın içeriklerinden biraz bahsetmemiz gerekirse, önce bu şekilde iki çocuk kullandık. Biri obez çocuğumuzdu, biri sağlıklı beslenen çocuğumuzdu. Obez çocuğumuzda Alican 12 yaşında maalesef 70 kilo dedik ve ne yazık ki kuru fasulyeyi ancak anneannesine gidebildiğinde yiyor. Mertcan ise 12 yaşında ve sağlıklı kilosunda diyerek bu projemizi başlattık ve bu projeden çok olumlu sonuçlar aldık. Ailelerin bizlere geri dönüşü çok güzel oldu. Sağlıklı beslenme her zaman özen gösterilmesi gereken bir konu. Ancak özellikle Ramazan ayında sağlıklı beslenmeye çok daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Yaklaşık 20 bin aileye bu yemek kitaplarıyla ulaştık. Ve bu yemek kitapları obezite kampanyamızın başlangıcıyla geldi. Bir seri halinde bu yemek kitaplarımızı tüm ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bunun dışında üniversitelerde yaptığımız söyleşilerde de çocuklarımızın bu konu hakkında bilgilenmesini sağlıyoruz.